Arkadaşlar şimdi hepinize öncelikle merhabalar. Şimdi burada birkaç kişinin yazmış olduğu yorumlara cevap vereceğim. Misal burada daha demin bir yorum geldi direkt bunun üzerine bir. Bu yorum çok geliyor arkadaşlar. Bakın bunu gerek bana özelden yazanlar var gerek yorum olarak video altına yazanlar var. Arkadaşlar nesile.com üzerinde bakın kupondaş bölümü vardır. Kupondaş. Kupondaş bölümünde kuponunuzu paylaşmadığınız takdirde kesinlikle ama kesinlikle kuponunuz ilk ona değil ilk onu bırak. Yani nesine de yokmuşsunuz gibi. Yani bugün misal kuponlaşta paylaşmadınız diyelim 100 bin oranlı bir kupon tuttu. Bakın 100 oran değil 100 bin oranlı bir kupon. Bunu takipçin yine senin sıfır olur. Ama o kuponu kuponlaşta paylaştığın takdirde bir günde sen 50 bin abona kazarsın. Takipçi kazarsın. Neden? Yani ben neden paylaşım? Şimdi bir kere neden olmadığının ilk onda sebebi bu arkadaşlar. Kuponlaş bölümünde paylaşılmadığı için gözükmüyor. İlk 10 bölümünde gözükmüyor. Pardon eğer kuponlaş bölümünde paylaşılmıyorsa arkadaşlar benim neden hani şimdi madem YouTube kanalı açtım madem çok satma ihtiyacım var kuponlaş da paylaş madem 50.000 abone alacaksın günde orada ver hem takipçin gelsin hem e, müşteri artsın gibi zihniyetler de var. Onlara da şu cevap vereceğim arkadaşlar. Ücretli bir şekilde satmadığımız, sattığım için kuponlaşta paylaşmaya ihtiyacı duymuyorum. Benim bir tane grubum var. Bu grupta ben her gün düzenli bir şekilde kazanç elde ediyorum. Bakın grubun kalitesini nereden ölçersiniz biliyor musunuz? Onu da size söyleyeyim. Sabit fiyatım hiçbir zaman olmadı. Bakın sabit fiyatım hiçbir zaman olmadı. Grup fiyatım bir gün 7500 ise ikinci gün 1000. Bir gün 1000 ise üçüncü gün 100. Yüz. 100'e kadar iniyor. Anladınız mı? Gün içerisindeki oranlardan vesaire bunlardan belli oluyor. Yani bu hafta boyunca full grup fiyatım yüksek tutulacak. Ondan önceki hafta, ondan sonraki hafta da büyük ihtimalle yüksek olur. Sonrasında düşüş yaşanır zaten. Yani sabit fiyat olmamasının sebebi de şudur arkadaşlar. Kupon oranına göre fiyat çıkartılır. Yani bugün 1000 oranlı bir kuponla 20.000 oranlı kuponun arasında çok fark var. İkisine de bir şahıs %100 diyorsa aynı fiyat olduğu takdirde ikisi de %100 diyelim. Misal sen 20.000 oranlı kupona tercih edersin. Yani 20.000 oranlı kuponun fiyatı yüksek olacak. Misal bugün 1000 e, üzeri oranlı bir kupon var. 6300 oranlı bir kupon var. Totalde iki kupon zaten bu ikisinden oluşuyor. Eğer bakın eğer ki vermiş olduğum oran bugün 5 oran 6 oran olsaydı bugün grup fiyatım uygun miktarda olacaktı. Yani biz fiyat, biz orana göre fiyat açıyoruz. Bizim tercihimiz bu arkadaşlar. Orana göre fiyat açmak. Yani biz bugün arkadaşlar bugün biz e, sabit fiyatla çalışmayan insanlar bugün dolandırıcı gözüyle bakmanız çok yanlış. Tam tersine sabit fiyat hani sabit fiyat koymayan insanlar yani misal ben sabit fiyat koymuyorum. Senin bana şu göz atman Lan demek ki bu adamın sabit fiyatı yok. Demek ki bu adam dolandırıcı değil. Abi ben grup fiyatım bugün misal benim 7500 diyelim yarın ben grup fiyatımı 100'e indiriyorum. Bakın 100 TL indiriyorum. Adamlar bana diyor ki ne oldu müşteri mi bulamadın? Satış mı yapamadın? vesaire. ben müşteri bulamasam kardeşim benim. Ben grup fiyatını hiç bu aşamaya çıkartmam zaten. Ben grubumu hep 100 TL'de tutarım. 50 TL'de tutarım. Veya derim ki arkadaşlar gelin benim misal diyelim örnek maç sonu demeli kupon vermek nedir? Onu da söyleyeyim. Maç sonu ödemeli kupon da şudur arkadaşlar. Size bu maç sonu ödemeli kuponu veren kişinin bu kuponu oynamaya parası olmaz. Size verir. Bakın kuponu oynamaya parası olmaz. Yani size verdiği kuponu adam oynayamıyor. Çünkü cebinde o kupona basacak 3 TL'si bile yok. Öğrenci tayfa. Maç son ödemeli kupon verirdim. Hani bu zihniyette bakanlar var ya. Hani yok müşterim bulamadım. Neden fiyatı düşüttüm? Yok satışlar mı kesildi? Kesat, ya kesat olsun. Ben ben Fiyatı bilerek yüksek tutuyorum ki zaten benim grubuma kimse katılmasın ya. Ben istemiyorum. Benim grubuma sadece abi gerçekten dürüst insanlar gelsin ya. Bugün hani cebinde 3 TL parası olan insan bugün kaybettiğin zaman sana ana avrat düz gider. Anladın mı? Ama cebinde 7.5 milyar TL verip de 7.500 TL verip de gruba gelen insan bugün sen kaybettin takdirde ya kardeşim canın sağ olsun öbür kuponla telafi ederiz diyen ağzı olan kişidir. Yani o ağza sahip bu adam. Ama cebinde 3 TL olan adam da küfür etmeye müsait bir adam. Ben zaten onun için grup fiyatını yüksek tutuyorum ki insanlar benim grubuma gelmesin. Yani neden maç satıyorsun diyen var. Onları zaten anlamış değilim. Yani kimse benim babamın oğlu değil. Ben burada emek verip kodlar üzerinden oynama yapıyorsam yapmış olduğum emeğin karşılığını alacağım reklam için özür dilerim. Aman iktidar yemeyelim. Yani yapmış olduğum arkadaşlar şeyin karşılığını alacağım. Doğru mudur? Yani kazanmak isteyen tüm değerli kardeşlerimiz bakın. Gerçekten kazanmaya ihtiyacınız varsa gelin özelden bizimle irtibat kurun. Bu kadar netim, bu kadar açık sözüm. Çünkü bugün muazzam bir vurgum var. Şöyle hemen gösteririm size. Bakın muazzam derecede bir vurgunum var diyorum size. İşte adam bu kuponu demiş. Demiş ki neden kuponla işte gözükmüyor? Abi sen Nesine kullanan bir insan bakın şu altta kuponlaş bölümü var gördünüz mü? Bakın. Burada paylaşmadığın takdirde bunu nesine kullanan bir insanın bilmesi gerekiyor. Anladınız mı? Sen bugün bak bak git evini sat bas bakayım 100 bin TL misal diyelim 1 milyon bastın. Karşılığında 20 milyon aldın. Bak bakalım en çok kazananlara giriyor musun? Dene bunu. Anladın mı? Dene kardeşim. Girmiyorsun. Neden? Çünkü kuponlaş bölümünde paylaşılmayan kupon müşterinin yani oyuncunun nesrana.com tarafından benim kuponumu paylaşmanı istemiyorum diye söylediği kupondur. Yani Nesina'nın bu kuponu paylaşmasına izin vermiyorum ben. Anladınız mı? Ben izin vermiyorum. Ben bunu burada paylaştım takdirde ben izin veririm. Ha, paylaşmıyorsam ben bunu bunda demek ki benim bu kuponu paylaşmasına iznim yoktur. Bitti. Yani o kuponlaş bölümü niye var? O zaman ben de kuponu onun direkt kendi kendine paylaşsın. İzin soruyor sana. Diyor ki kuponla işte paylaşmak ister misin? Yani kuponun herkes görsün mü? Kuponunu tutsa ilk ona sokalım mı? Veya en çok yüksek miktar kazandığın takdirde en çok kazananlara sokalım mı? Budur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.